Herkese merhaba, ben Volkan Etilmezer. Bu videomuzda Manfrotto'nun profesyonel ball head tripod başlıklarından biri olan MHX Pro BHQ2'yi inceleyeceğiz. X-Pro ball head adındaki Pro'dan da anlaşılacağı gibi profesyoneller için tasarlanmış bir başlık. Bir yuva üzerine top şeklinde bir parça hareket ettiği için ball head ifadesi kullanılıyor. Tasarım ve imalatı Manfrotto tarafından İtalya'da yapılmaya devam ediyor ki çoğu marka üretimini Çin'e taşımış durumda. Kutunun yan tarafında top kısmını iyice sıkıştırdığını gösteren üçlü kilit sistemi hakkında detayları görebilirsiniz. Arka kısmında kullandığı plekten, özel hassas başlık kullanıldığından ve malzeme olarak hafif magnezyumdan yapıldığını gösteren açıklamayı görmek mümkün. Kutunun üst kısmında başlık hakkında bazı bilgileri ve en önemlisi sağ kısmında orijinal Manfrotto ürünü olduğunu gösteren hologramı görebilirsiniz. Tam burada önce teknik bilgilerinden bahsedeyim, ardından tasarımla ilgili detaylara geçelim. Başlığın toplam ağırlığı 500 gram, ölçüleri ise bu şekilde. Güvenli taşıma kapasitesi ise 10 kilogram. Malzeme olarak magnezyum ve çok az bir miktarda da alüminyum kullanılmış. Çalışma sıcaklığı -30 ile 60 derece arasında. Tasarım çizgileri hem işlevsel hem de görsel olarak bize güzellikler sunuyor. Sağ ve sol tarafta ise Manfrotto logoları yer alıyor. Gövde üzerine toplam 3 tane ayar mekanizması var. Bunların detaylarını birazdan göreceğiz. Ön kısımda marka ve model numarasını görebilirsiniz. Başlığın alt kısmındaki kırmızı alanda dereceler yer alıyor. Model numarasının tam altında ise bir ok işareti var. Pan açısı kilidini açtığınızda kaç derecede çevirmeniz gerekiyorsa buradaki sayılara bakarak kesin bir döndürme yapabilirsiniz. Yan tarafında MG logosu bu başlığın magnezyumdan yapıldığını gösteriyor. Plate'in sağ alt kısmında ise yuvarlak hareketle düzgün bir şekilde kafayı ayarlamanız için su terazisi yer alıyor. Çoğu profesyonel Manfrotto tripod başlığında olduğu gibi X-Pro ball head'de de plate olarak 200 PL kullanılıyor. Yani ola ki kaybettiniz her yerde bulabilirsiniz. Alt kısımda sizi bozuk para derdinden kurtaran sıkıştırma vidasını görmek mümkün. Plate'i çıkarmak için alt taraftaki güvenlik mandalına basılı tutarak kilit mekanizmasını serbest bırakın ve sıkıştırma mandalını bu kilitle tutturun. Güvenlik mandalına bastığınızda kilit otomatik olarak kilitlenecektir. Veya plate'i önce öne sonra arkaya bastırdığınızda ise yine kilitlenecektir. Başlığın taban çapı 60 mm. Alt kısımda ise standart 3/8 inçlik vida girişi yer alıyor. Bu sayede tüm tripodları yerleştirebilirsiniz. Döndürerek yerleştirdikten sonra iyice sıkıştırın. Pan açısı kilitli ise artık başlık dönmeyecektir. Sağ kısımda pan açısı kilidi yer alıyor. Bu kolu gevşettiğinizde gövdeye sabit başlığı pan olarak 360 derece döndürebilirsiniz. Büyük olan sıkıştırma kolu ball head başlığı tamamen serbest bırakmanıza veya sıkıştırmanıza yarıyor. Büyük kolun sol tarafında bir ayar mekanizması var. Bu büyük sıkıştırma kolunu serbest bıraktığınızda başlığın ne kadar serbest kalacağını ayarlamanıza yarıyor. Yani eksi yönde çevirirseniz başlık aşırı hassas olacaktır. Artı yönde çevirirseniz başlık daha sert bir şekilde hareket edecektir. Bu da kullandığınız makineye göre daha hassas ayar yapmanızı sağlayacaktır. Başlık -90 ile artı 40 derece arasında ayar yapmanızı mümkün kılıyor. Kısaca plate'i makinenin altına takın, kilidi serbest bırakın. Önce ön tarafı sonra arka kısmı yerleştirip oturup oturmanı kontrol edin ve çekimlerinize başlayın. Dilerseniz yatay, dilerseniz dikey kadrajda dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Son olarak tabii ki adı gereği tripodların üzerine kolunu söyleyebiliriz ama bu başlığı bir slider üzerinde veya bir dolide veya çift girişli tripod kafasının uç kısmında da kullanabilirsiniz. Bu videomuzda Manfrotto'nun profesyonel ball head tripod başlıklarından biri olan MHX Pro BHQ2'yi inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.